Cümleten selamun aleyküm değerli dostlarım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Vermiş olduğunuz güzel destekleriniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Güzel dilekleriniz için de çok sağ olun, var olun, baş tacısınız. Bugün sizlerle konuşmak istediğim konu bu değirmen taşı olgusu, değirmen olgusu. Bu tarz durumlarla karşılaştığımız zaman bunlardan hangisi, hangi durumların gömüyle alakalı, hangi durumların gömüyle alakasız olduğu, değerli konumları, bakılması gereken yerler, aranması gereken noktalar, bunlarla ilgili bir takım durumları bir kritik yapalım istedim. Sizlere de aktaralım istedim. Umarım bir faydamıza dokunur. Şimdi arkadaşlar, öncelikle değirmen olan bir noktaya denk geldiğiniz zaman, burada gömüyle ilgili bir araştırma yapacaksanız, sizin elinizde olması gereken donelerin başında değirmenin mimari yapısı gelir arkadaşlar. Mimari yapısını, mimari özelliğini bileceksiniz bir. İkincisi hangi tür değirmen olduğunu bileceksiniz. Yani yel değirmeni mi, su değirmeni mi, ayak değirmeni mi, el değirmeni mi, bunların hangisi olduğunu net olarak bir ayırmanız gerekiyor. Daha sonraki durumda değirmenin bulunduğu bölgenin çevresinde yaşayan medeniyetin az çok bilmeniz, bu medeniyetin refah seviyesini de tespit etmeniz gerekiyor. Refah seviyesi yüksek olan medeniyetlerin bulunduğu bölgedeki değirmen genel itibariyle gömüyle alakalı olabilecek bir olguyu bize barındırırken, refah seviyesi düşük durumlarda çok daha az bir seviyede, hiç olmayacak durumu yoktur, çok daha az bir seviyede gömüyle alakalı bir durumu karşımıza çıkartabilir. O yüzden bu iki hususu, bu üç hususu daha doğrusu, bu üç hususu belirlemeden burada araştırmaya, çalışmaya, girişmeye gerek yok arkadaşlar. Önceliğimiz her zaman gözlem, gözlemden önce de keşif çalışması ve araştırmasını net olarak yapmamız gerekiyor. Şimdi dediğim bu olguları belirledikten sonra bu alanda araştırmalar yapabiliriz. Bir de değirmen taşları hususu var. Şimdi değirmenlerle ilgili ayrıntılı bilgiler vereceğim. Hatta şunu da söyleyeyim. Genel itibariyle bizim size anlatacağımız hususlar su değirmenleri konusunda olacaktır. Çünkü bu zamana kadar malzeme çıkarılan, malzeme bulunan noktaların su değirmenleri olduğunu az çok sizler de biliyorsunuzdur. Belki şahit olmamışsınızdır hiç. Ancak elimizdeki verilere baktığımız zaman su değirmenlerinin daha net olgularla bizim karşımıza çıktığını, daha net saklama yerlerinin olmasından dolayı da hem içerisinde hem dışarısında bir takım olgularla karşılaşacağız. Bu olguları sizlere anlatacağız. Bu tarz durumlar olduğundan dolayı önceliğimiz su değirmeni üzerinde olacaktır. Bir de değirmen taşı hususları var arkadaşlar. Değirmen taşlarında define ile alakalı durumlar nasıl olur? Bir önce buna bakalım. Şimdi bir arazide değirmen taşını görürseniz arkadaşlar, hemen çevresel bir araştırma yapmanız gerekiyor. Yakınlarında su varsa suyu takiben değirmeni bulmanız gerekiyor. Eğer ki suyu takiben değirmen bulamıyorsanız veyahut da çok daha bir uzak noktadaysa, burada dikkat edilecek ve yapılması gereken bir takım durumlar var. Bunların başında değirmen taşını gördünüz ya arkadaşlar, değirmen taşının etrafını inceliyorsunuz. İncelerken burada bir tane harman gördünüz. Harman yeri diye tabir ettiğimiz bir noktayı gördünüz. Şunu unutmayın arkadaşlar, bu harman yerler için burada bir parantez açayım. İlla etrafında tarım arazisi olacak diye bir durum söz konusu değil. Yani tabir olarak harman yeri olarak kullandığımız bir husustur. Genelde de etrafı tek sıra halinde taşlarla çevrilmiş bir alandan bahsediyoruz. Bu tarz bir durumla karşılaştığınız değirmen taşınız var, hemen harman yerinin etrafını inceleyin. Genel itibariyle çürümüş, sadece kökleri kalmış ağaçlar bulabilirsiniz burada. Burada iki tane ağaç görürseniz arkadaşlar, iki ağaç, harman yeri ve değirmen taşı. Bu üçlemeye denk geldiğiniz zaman hemen harman yerine gidiyorsunuz arkadaşlar. İç kısmına, harmanın orta noktasında, bazen toprak altında, hani çok derinde olmayacak şekilde, böyle 10-15 santimlik bir derinlikte toprak altında kalabilecek şekilde de bir sal taşı karşınıza denk gelebilir. Orta yeri, bak tam olarak orta yerinden bahsediyorum. Orta yerinde böyle bir sal taşına denk gelebilirsiniz. Eğer bu sal taşını bulursanız arkadaşlar, burada sal taşının altına bir parça malzeme saklanmış olarak sizin karşınıza denk gelebilir. Değirmen taşı olguları için öncelikle bakmanız gereken durumlardan bir tanesi budur arkadaşlar. Bir de böyle bir durumla karşılaştınız. Aynı zamanda da yakınında bir değirmen var. Eğer ki bu olgunun dışında değirmene de rast gelirseniz, değirmene giden su yolunda ayrıca bir malzeme saklanmış olabilme durumu vardır. Yani orada da su yolunu pas geçmeyeceksiniz. Bu anlattığım hususlara denk geldiğiniz zaman yine araştırma yapacağınız noktalardan bir tanesi de bu su yolu olacaktır arkadaşlar. Burada da yine malzeme saklama durumu var.
malzeme saklandığına dair bu olguları nereden buldunuz diye soracak olursanız, bu olgular genel itibariyle eşkıyalardan ve Ermenilerden kalma, elde edilen o yazıtlardan kalan bilgilerdir arkadaşlar. Oradan çıkarak, yola çıkarak söylenen hususlardır ki bu hususlarla araştırılan değirmenlerde aynı benzeri durumlarla karşılaşılmıştır. Yani bu tarz saklama yerlerine rastlanılmıştır. O yüzden siz de buralara dikkat etmeniz gerekiyor. Ve bu anlattığım hususların yanında şu hususa da dikkat edin arkadaşlar. Değirmeni buldunuz. Değirmene giden su yolunun sağında veya solunda denk geleceğiniz bir tepe. Tepenin üzerinde de 2 tane, 3 tane mezar varsa, bu mezarlardan bir tanesi büyük şekilde olacak arkadaşlar. Bu büyük mezarın içerisinde de yine malzeme olduğu durumu göz önünde bulunduracaksınız. Ona göre bir araştırma yapacaksınız. Genel itibariyle ilk denk geldiğiniz zaman bu sıralı sistemi kesinlikle takip ediyorsunuz. İlla hepsi olacak diye bir durum yoktur arkadaşlar. Değirmen taşı vardır, harman yeri vardır, başka hiçbir şey yoktur. Harman yerinde arayacağınız malzeme yerinin net olarak verisi, elde edeceğiniz veri bu şekildedir. Yalnız harman yerinde aramanız gereken olgu itibariyle o noktada ağaçları unutmayacaksınız arkadaşlar. Ağaçların konumları bazen değişebiliyor veyahut da harman yeri şey olmuştur, nedir onun adı? O bölgede yapılan bir çalışma sonucunda veyahut da daha sonraki gelenler tarafında o taşlar ayıklanmıştır. Harman yeri belli belirsiz olmuştur ama ağaçları duruyordur. Yani ağaçların kökleri hala rastlanabilir durumları vardır veyahut da kendileri hala duruyordur. O yüzden bu iki hususa dikkat edin. Bunlarla karşılaştığınız zaman yani illa bütün sıralı sistemin hepsi zincir şekilde takip edecek durumu yoktur. O yüzden de hangisini bulursanız önceliğiniz ona olacak. O noktalarda araştırmanızı yapacaksınız. Bu durumları kesinlikle pas geçmeyin arkadaşlar. Şimdi değirmen taşını gördünüz. Değirmen taşının yanında bir harabe varsa arkadaşlar, burada harabeyi muhakkak surette iyice incelemeniz gerekiyor. Buradaki harabenin yapı taşlarını da önceliğiniz yapı taşlarında olacak. Yapı taşlarını incelemeniz gerekiyor. Genel itibariyle rast gelinen örnekleri için konuşuyorum arkadaşlar. Bu yapı taşlarına malzemeler yani oyulmak suretiyle, içerisi oyulmak suretiyle malzeme doldurulup kapatılma durumları vardır. En çok rastlanan bölgeler de Rum bölgeleridir arkadaşlar. Bunu da unutmayınız. Rum bölgelerinde denk geleceğiniz değirmen taşının yakınındaki yıkık harabe noktalarda, harabe binalar, evler olabilir, yapılar olabilir. Bu tarz yerlere denk gelirseniz bu tarz yerlerdeki yapı taşlarını incelemeniz gerekiyor. Yapı taşlarının içerisi oyulmuştur dedik. Ancak Rum da olsa, Ermeni de olsa yapı taşlarını ya gösterecek, yön verecek şekilde bir işaretleme sistemi koymuştur. Veyahut da yapı taşının bizzat kendi üzerine bir işaret sistemi koymuştur. Bunun için de rast geldiğiniz zaman muhakkak araştırmayı bu şekilde yapmanızı ben sizlere tavsiye ederim. Yani ona göre bir bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi değirmen taşını gördüğünüz zaman ilk yapmanız gereken hususun en başına gelen şey bu değirmen taşının bir değirmene ait olduğu olgusunu aklınıza bulundurarak değirmeni aramak olsun arkadaşlar. Yakınlarda bir değirmen var mı yok mu? Yakınlarda bir su var mı? Suyu takip ettiğinizde değirmen var mı yok mu? Bu olguyu muhakkak bir aklınızda bulundurun ve buna göre bir araştırma yapın. Şimdi ben sizlere taşın yanında arayabileceğiniz diğer hususları anlatıyorum ama birinci önceliğiniz her zaman bunda olsun arkadaşlar. Buna dikkat edin. Şimdi bir de değirmen taşı var. Yakınlarında su ararken çeşme buldunuz, pınar buldunuz. Eğer ki bu tarz duruma denk gelirseniz arkadaşlar pınar ve çeşmeyi iyice inceleyeceksiniz. Birçok harita, Ermeni ve Rum haritaları için özellikle söyleyelim arkadaşlar. Değirmen taşlarının yakınlarında veyahut da çeşme çizmişler, yanına değirmen taşı koymuşlar. Değirmen taşı çizmişler, yanına bir akar çeşme, bir göze, su gözesi belirtmişler harita üzerinde. Bu yüzden de genelde şifreleme mantığında kullanılan doğal görünümlü, işte bu çeşmelerdir, su gözelerdir özellikle doğal görünümlü şeyleri, doğal yapıları birer işaret olarak kullanılan medeniyetler arasındadır bu adamlar. O yüzden de denk gelirseniz değirmen taşı yakınındaki pınara, çeşmeye denk gelirseniz bu noktayı iyice inceleyin arkadaşlar. Genel itibariyle suyun yakın kaynak noktasının hemen arka kısmına malzeme saklayacak durumları mevcuttur. Bu tarz durumları da eğer yapmışlarsa bile yakınlarında yine o taşlarda pınarın taşlarını tek tek incelemeniz gerekiyor. Bu taşların üzerine de bir işaret sistemi konulmuş olarak karşınıza denk gelebilir. Genelde de ıstavroz denk gelir arkadaşlar. Istavroz dediğimiz çarpı işareti denk gelir. Yalnız silik şekildedir arkadaşlar. İşçiliği vardır, silik şekildedir. Öyle uzaktan bakıp da veyahut da ayakta şöyle bir bakayım
göz gezdireyim ben hemen anlarım diye söylerseniz yanılabilirsiniz. Biraz daha dikkatli incelemenizde fayda var. Bu şekilde bakmanızda fayda var arkadaşlar. Şimdi değirmen taşı görürseniz her değirmen taşının genel itibariyle birinci önceliklerini yani kendisini incelememiz halinde, değirmen taşının kendisini incelememiz halinde ilk bakacağımız nokta alt kısmı yani toprağa yakın, zemine yakın noktası, zeminle temas ettiği noktanın altına bakacağız arkadaşlar. Buraya bakacağız. Ancak değirmen taşının alt kısmını araştırırken arkadaşlar taşın ortasındaki bu değirmen şeyin ahşabın girdiği ve o döndürme işlemini gören ahşap için oyulmuş oyuk var ya arkadaşlar. Bu oyun santimetresi, çapı önemlidir. Bazı durumlarda her zaman değildir. Genel itibariyle ben sizlere mesafe konularında, metre konularında pek şey vermem. Yani illa şu mesafede gideceksin, bu mesafede şunu arayacaksın gibisinden bir şey söylemem. Çünkü metre konuları genelde yanıltıcı durumlardır. Çünkü o işareti yapan insanın hangi metre sistemini kullandığını, hangi uzunluk ölçü birimini kullandığını net olarak bilmeden hiçbir hareket yapamazsınız. Genelde de boş çalışmaya yönelik hareket yapmış olursunuz. Bu da sizi büyük ölçüde yanıltır arkadaşlar. Bunun için de hani burada da yine net olmamakla birlikte sadece bir ipucu olarak söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Eğer ki ortasındaki oyunun uzunluğunu ölçerseniz çıkan kaç santim çıkmışsa bunu adım olarak hesaplayın derim. Adım olarak hesaplayıp genel itibariyle de güney istikametinde bir giderek güney istikametine devam ederek güney istikametinde rast geleceğiniz herhangi farklı bir olgu veyahut da ikinci bir işaret sizi karşılayabilir arkadaşlar. Buna bakmanız gerekiyor. Bir de değirmen taşını buldunuz. Taşın etrafında yani gideceğiniz bir alan olması lazım. Bir alanda araştırma yapmanız lazım. İlk önce ben bu adım meselesini özellikle bundan dolayı söylüyorum. Toprağın yapısına bakacaksınız arkadaşlar. Toprağın yapısını iyi inceleyeceksiniz. Toprağın durumu size bir yön verecektir en nihayetinde. O değirmen taşı oraya konulurken veyahut da bir amaca hizmet etmesi sebebiyle oraya bırakılmış durumu varsa toprakta muhakkak surette yakınında bir işçilik sizi karşılayabilir arkadaşlar. Bunun için de toprağı iyice inceleyin arkadaşlar. Ona bakmanız gerekiyor. Genel itibariyle de işte toprak üstünde denk geldiğimiz, toprağın hemen üst kısmına konulmuş şekilde veyahut da laneten atılmış şekilde de denk gelebilecek taşlar var arkadaşlar. Değirmen taşları için konuşalım. Bu değirmen taşları gömüyü tasvir etme durumları biraz daha fazladır. O yüzden de incelenmesi gerekiyor. Kesinlikle incelenmesi gerekiyor. Bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da unutmayınız. Şimdi sadece toprağın üstünde değil toprağın alt kısmında da yani bir yerde işçilik yaparken denk gelebilirsiniz. Tarlada çalışma yapıyorsunuz arkadaşlar. Arazinizde bir çalışma yapıyorsunuz. Burada zemin altında bir değirmen taşı çıkarttınız. Değirmen taşları genel itibariyle zemin altında denk gelinirse son nokta olarak alacağımız yerdir arkadaşlar. Artık burası sizin son noktanızdır. Alt kısmında çok derinde olmayacak şekilde bir malzeme gömüsü olduğunu gösterir durumları mevcuttur. Siz de denk gelirseniz buna bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Değirmen taşının olduğu yeri gösteren tamamlayıcı işareti de arayacaksınız. Yani çevresinde tamamlayıcı işaretini bulmanız lazım. Değirmen taşını birinci işaret, ikinci işarette baz alabilirsiniz. Yüzeydeki işaretler için konuşuyorum. Yüzey altında son nokta olarak değerlendireceksiniz ama toprak yüzeyinde bu değirmen taşının ikinci işaret, birinci işaret olabilme durumlarında unutmayacaksınız. Ona göre bakmanız lazım. Burada yine örnekten olarak şunu vereyim. Değirmen taşının yanında gördüğünüz pınar herhangi bir tanesini birinci ya da ikinci işaret olarak baz almanızı size söyler. Eğer ki ortasındaki oyu ölçtüğünüzde pınara kadar gidiyorsanız değirmen taşı birinci işarettir, pınar ikinci işarettir. Bu anlamda bakmanız gerekiyor. Eğer bu durumda pınara ulaşıyorsanız pınara vardığınız zaman pınarın ikinci işaretidir. Ancak pınarın hemen yakınında son noktası mevcuttur. Yani gömüsü hemen yakınlarında demektir arkadaşlar. Ona istinaden bakmanız gerekiyor. Şimdi değirmen taşını buldunuz. Değirmen taşını bulduktan sonra değirmen taşının çevresinde murç şeklinde oymalar mevcutsa, murç izleri mevcutsa genel itibariyle bu olsa da olmasa da söyleyeyim ama bu olması durumunda daha nettir bu olgu. Yön istikamet olarak söylüyorum. Güney tarafına gideceksiniz. Güney tarafında araştırma yapacaksınız arkadaşlar. Güney tarafına gittiğiniz zaman burada sizi karşılayacak başkaca bir işaret sistemi. Tekli ağaç, tekli dikili taş veyahut da üçlü ağaç, üçlü dikili taş sistemlerinden, ak taştan, kara taştan herhangi biri sizi karşılayabilir. Karşılaması durumunda yapmanız gereken ilk şey
dedektörle bir yoklama yapmaktır arkadaşlar. Derin gömüsü yoktur. Derin gömüsü olmadığından dolayı da dedektör size burada rahatlık ve kolaylık sağlar. Bu anlamda da sizin bakmanızda fayda var. Şimdi gelelim. Bunları en son toparlayacağız tabii ki ama anlatmadığımız bir takım hususlar da var. Aklımıza geldikçe onları da anlatacağız. Bu değirmen taşları, işte değirmen taşlarına, değirmenlere gelen sular, sularda bakılacak noktalar, su oluklarıdır, arklarıdır, savaklarıdır. Bunlara ilgili durumlar, işte domuzluktur. Bütün bunları bir anlatalım ki şöyle bir kaba taslak değirmen taşını anlatmış olalım arkadaşlar. Şimdi değirmen taşına dediğimiz husus, değirmenin içerisine denk geldiğimiz zaman değirmenin kalbi, ana noktasıdır yani. Değirmen taşı denk geldiğiniz yer. Bir tanesi hareketli, bir tanesi hareketsizdir. Hareketli üstte, hareketsiz yere sabit şekildedir arkadaşlar. Bu şekilde bakmanız gerekiyor. Şimdi dediğim gibi biri altta biri üstte denk geleceksiniz. Ancak siz alttaki taşı baz alacaksınız arkadaşlar. Alttaki taşı, sabit taşın altında hakçı parası dediğimiz bir paraya denk gelinme durumu fazladır. Yani hakçı parası dediğimiz şey değirmen sahibidir. Değirmen sahibinin almış olduğu paraya hakçı parası deniliyor ve saklama yeri olarak da kullanıldığına dair, hani elimizdeki yazıtlara baktığımız zaman veyahut da bu gömüyle alakalı durumları incelediğimiz zaman bu sabit taşın altına bu tarzda bir para saklama durumunun olduğunu az çok biliyoruz. O yüzden de sizin bakmanız gereken önemli noktalardan bir tanesi de burasıdır. Buraya bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi eğer ki diyelim bu taşın altına direkt para bakmanız lazım. Diğer değirmen taşı, hani hareketli olan değirmen taşı için konuşalım arkadaşlar. Ortası delik şekilde, yani o dönderme ağacın, ahşabın gireceği yeri söylüyorum arkadaşlar. Döner şekilde, seyyar şekilde ise sizin bu taşın üzerinde hemen bir inceleme yapmanız lazım. O delikli kısım mevcutsa, bakın sabit taşın üzerinde, yani burası net olarak değirmenin içerisinde kullanılan değirmen taşıysa. Çünkü bazı durumlarda inşası henüz bitmemiş taşlar da değirmenin içerisinde bulunuyor. Bu da yanıltıcı durumlarla karşılaştırabiliyor bizleri. O yüzden bu arada biraz üstüne vurgu yapmak istedim. Bu değirmen taşının kendi üzerinde de bir araştırma yapmanızda fayda var. Bazı durumlarda her zaman karşılaşılan bir olgu değildir. Sadece obje, içerisine obje konulma durumları vardır. Yani oyulara küçük bir obje, kutsallık veyahut da bereket getirsin diye dönemin inanış sistemine göre bu taşın içerisine saklama olarak oyuluyor. İçerisine obje konuluyor. Bu obje değişebilir tabii. O zamanki dini figüre göre değişiyor. Obje konulduktan sonra üstü kapatılıyor arkadaşlar. Bu tarz bir durumla da karşılaşma olasılığı var. O yüzden de kapama olup olmadığını, yani taşın içerisinde kapama olup olmadığı, taşın yüzeyinde ekstradan bir işaretin olup olmadığı iyice bir araştırılmalıdır. Ona göre bir bakılmalıdır. Bakmada da gerçekten fayda vardır arkadaşlar. Şimdi dediğimiz arklar, oluklar, işte su yolları, savaklar, bunlara bir bakacak olursak. Şimdi arklar dediğimiz yer, ark dediğimiz husus aslında suyun gittiği yoldur arkadaşlar. Suyu değirmene yönlendirmek için oluşturulan bir kanal sistemidir ark dediğimiz durum. Medeniyete göre birçok ismi vardır arkadaşlar. Bağlattır, işte su kanalıdır, ondan sonra arktır, harktır. Yani bunların hepsi kullanılmış durumları var. Yani denk gelirseniz, eğer ki bir yazıtta denk gelirseniz bu isimlere, sizin baz alacağınız şey bunu su kanalı olarak değerlendirmeniz gerekiyor. Böyle devasa büyüklükte karşılaşacaksınız diye de bir durumu söz konusu değil. Onun için de hani karşılaşma durumunuzda ya burası olur mu olmaz mı demenize gerek yok. Değirmen yakınında buna rastlarsanız buranın değirmen su yolu olduğunu bilmeniz lazım. Ona istinaden bakmanız lazım. Ona istinaden bir araştırma yapmanız lazım arkadaşlar. Genel itibariyle bu oluk ark ve değirmen taşı arasında kalan bölümdür arkadaşlar. Hani su kanalı geldi bir noktada durdu ya, oluk dediğimiz husus var ya, oluk oradan değirmen taşına kadar gelen alandaki kısma denilir arkadaşlar. Bu kısım bizim için değerli noktalardan bir tanesidir arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken, şurada çizimli olarak söyleyeyim arkadaşlar. Su kanalı geldi. Su kanalı geldikten sonra birincisi buradan değirmen taşına kadar giden bir oluğumuz mevcut. Bu oluğu değirmen taşına gelmeden önce savak dediğimiz bir alan karşılayacak arkadaşlar. Değirmen taşından suyu kesmek için kullanılan bir noktadan bahsediyoruz. Şimdi biz bu aralığında arama yapacaksak oluğun iç kısmına
birinci bakacağımız durum. İkincisi, salak olarak değerlendirdiğimiz iki nokta var. İki noktadan en önemlisi de değirmen taşıyla oluk arasındaki noktadır. Burası en önemli husustur arkadaşlar. Muhakkak surette buraya bakıp burada bir araştırma yapmanız gerekiyor. Devamında kanalın kendisi de baz alınabilir, ancak kanalın kendisinde ben şahsen hiç karşılaşmadım. Karşılaşanı da bilmiyorum, var mıdır yok mudur, ama olabilme durumu da vardır. Yine keşif çalışması, araştırma çalışması yapılır mı? Yapılabilir. Ancak yapmanız gereken en önemli hususlardan bir tanesi oluğun kendi içerisine bakmak ve buradaki savak yerini net olarak incelemeniz gerekiyor arkadaşlar. İnceleyip ona göre bir bakmanız gerekiyor. Bir de domuzluk dediğimiz durum var. Şimdi domuzluk dediğimiz durum, değirmendeki değirmen taşının çarktan geçen suyun giderine domuzluk denir arkadaşlar. Bakın, değirmendeki değirmen taşının çarktan su akıyor, çeviriyor ya arkadaşlar. Geçtikten sonra suyun giderine, değirmendeki giderine domuzluk denir. Muhakkak surette buralar en önemli yerlerdir ve kesinlikle bakılması gereken noktalardır. 100 veyahut da 150 santim, bazı yerlerde 200-250 santim genişliğinde de karşılaşılabilecek şekilde bir mimari yapısına sahiptir arkadaşlar. Çarktan su çıktıktan sonra domuzluktan su geçerek gidiyor. Lakin bu domuzda malzeme saklandığı, para saklandığı görülmüştür. O yüzden de bu domuzda bakmanız gerekiyor. Domuzluk hususunda şöyle bir durum var arkadaşlar. Ola ki bir yazıta denk gelirsiniz, bir haritalandırma sistemine denk gelirsiniz veya da bir anlatıma denk gelirsiniz. Bu domuzluk dediğimiz durum su akarı, su aktığı yani akmasından dolayı su akarı, su akamağı gibi karanlık oda, domuzluk, domuzluk bu şekilde de adlandırılabiliyor. Yani bunlarla da karşılaşırsanız burayı domuzluk olarak baz alıp bu noktada, yani çarptan çıkan suyun gideri noktasına net olarak bakmanız gereken yerlerden bir tanesidir. Su değirmenler için geçerli noktalardan biridir arkadaşlar. Yine çark evi dediğimiz husus vardır. Tesisteki değirmenin dönmesini sağlayan bu çark var ya arkadaşlar, burasıdır. Burada çark evinin olduğu yerde de bir etraflıca araştırma yapmanız lazım. Özellikle de bu çark evinin merkez noktasında, merkez noktasıyla işte herhangi bir yerle birleşikse, işte zeminle, kayayla, taşla, duvarla birleşik bir noktası varsa bu noktanın etrafına da bakmakta fayda var. Buralarda genelde obje olur. Paradan ziyade objelerle karşılaşabilirsiniz. En nihayetinde hani bizim definecilikte objelerin değerini sizlere diğer videolarımızda anlatmıştık. O yüzden de bakmakta fayda var. Şimdi şunu unutmayın arkadaşlar. Her değirmen taşında define olacak diye bir durum söz konusu değildir. Şimdi değirmenlerde kullanılan değirmen taşları zamanla yıpranmasından dolayı değirmen dışarısına atılabiliyordu. Bu tarz durumlarda işte ihtiyacı olan birisi varsa veyahut da değirmen taşını herhangi bir noktada kullanmak isteyen varsa buradan alıp götürebiliyordu. Sağda solda başı boş şekilde olan değirmen taşlarının bizim için bir önemi yok arkadaşlar. Ya toprağa gömülmüş şekilde karşımıza denk gelecek ve gömülü şekilde de olmasa, dış yüzeyde olsa bile altı sabitlenmiş, altı sabit kayaya yaslanmış veyahut da sabit kayanın bir noktası değirmen taşına benzetilmiş durumla karşılaştığımız zaman bizim en çok baz alacağımız ve değerlendireceğimiz değirmen taşı modelleri bunlardır. Dere içerisinde çıkan değirmen taşları, bunlar da yine asıl önemli olan taşlardır. Dere içerisinde karşımıza denk gelecek değirmen taşlarında taşın arkasındaki kayayı kesinlikle baz alacaksınız. Asıl anlatılmak istenen, gömüyle alakalı bir durum için anlatılmak istenen husus o taştadır arkadaşlar. Değirmen, yuvarlak değirmen taşının yaslanmış olduğu kayadır. Dere içerisinde denk gelirseniz yarı yerine kadar suya batmış durumdadır bu taş. Bu taşın yaslanmış olduğu bir kaya mevcuttur. Siz değirmen taşı olarak bu kayayı baz alacaksınız. Buna göre bir araştırma yapacaksınız değerli dostlarım. Şimdi geçelim diğer durumlarına. Toprak üzerinde bulduğumuz değirmen taşının çevresinde eğer ki yaptığımız şöyle bir gözlemle baktığımız zaman bir kaya mevcutsa arkadaşlar, buradaki kayaya direktmen gidip kayada bir araştırma yapmanız gerekiyor. Kasa kaya olarak denk gelme durumumuz biraz fazladır. Bunun için bu noktalar önemlidir. Kasa kaya olma durumunda ya kapaması mevcuttur, bazı durumlarda gözle de seçilebilir. Ancak kasa kaya olduğuna istinaden kayanın yüzeyinde ekstradan bir işaret sizi karşılayabilir. Bunlara da dikkat ediniz arkadaşlar. Eğer ki değirmen taşını yüzeyde görürseniz, yalnız yüzeydeki değirmen taşları için tekrar etmem gerekirse, sabit böyle laneten atılmış bir değirmen taşından bahsetmiyorum arkadaşlar. Ya toprağa gömülmüş şekilde
bir değirmen taşı. Diklemesine gömülmüş değirmen taşları daha değerlidir. Diklemesine toprağa gömülmüş veyahut da üst kısmı görünüyor. Değirmen taşının yuvarlak bir taş üst kısmı var. Alt kısmına baktığınızda sabit kaya, yani bir noktası çıkartılmış diğer noktası çıkartılmamış gibi, yapılmamış gibi denk gelirse bu iki durum bizler için kıymetli durumlardı. Bu iki durumu da ayrı ayrı incelemekte fayda var. İlk önce dediğim gibi hani bu alanda araştırma yapmadan önce şöyle gözlem yapıyoruz ya, gözlem yaparken kayalara denk gelirse kayada kasa kayayı aramamız gerekiyor. Toprak altında değirmen taşı çıkarsa arkadaşlar, tekrar edelim bu hususu da. Burası genel itibariyle son nokta baz alınmalı. Bu noktada bir araştırma yapması gerekiyor. Yani değirmen taşının alt kısmında sizin araştırma yapmanız gerekiyor. Bazen 2-2,5 metrede de değirmen taşının toprak altına çıkan değirmen taşının altından 2-2,5 metre gidildiği zaman malzeme ulaşıldığı görülmüştür. Onun için de pes etme durumunuz olmayacak. Bu tarz yerlerde işte cihaz yardımı alırsanız daha net verilere ulaşırsınız. Daha net sonuçlara ulaşırsınız arkadaşlar. Bunlara bakmanız lazım. Bu tarz durumları da aynı şekilde değerlendirmeniz lazım. Toprak yüzüne yüzeyinde denk geldiğiniz değirmen taşlarında böyle sabit olmayanlar için konuşayım arkadaşlar. Yakınlarında bir kuyu olabilir. Bu araştırma yaparken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer kuyu varsa kuyu içerisinde bir giriş veya da kuyu içerisinde saklanmış bir malzeme durumunu bizlere anlatabilir. Bu tarz eğer ki değirmen taşına denk geldiniz, yakında kuyuyu buldunuz. Kuyunun yapı taşlarını inceleyin arkadaşlar veyahut da yakınlarını inceleyin. Ekstradan bir işaret daha mevcuttur. Bu işaret sistemine göre, medeniyetine göre değişebilir. Ancak kuyu içerisinde malzeme veyahut da bir giriş söz konusuysa değirmen taşının yani değirmen taşını baz aldınız. Bunun yanında muhakkak surette yardımcı başka bir işareti bulmanız gerekiyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Bunun için de yine araştırma yaparken bu hususları göz önünde bulundurmanızda fayda var. Şimdi yine değirmen taşını gördünüz. Değirmen taşının etrafını incelediğinizde arkadaşlar, değirmen taşının yakınlarında, yakın çevresinde yuvarlak bir kaya arayacaksınız. Yuvarlak bir kaya bulursanız eğer ki bu noktada, bu yuvarlak kayanın yanına gidin arkadaşlar. Bu kaya Aktaş, Karataş modellerinden herhangi birisi de olabilir. Bu taşın doğu kısmına, özellikle ilk bakmanız gereken doğu kısmında bir kapama noktası mevcut mu değil mi? Buna da bakınız. Yani illa sabit kayalıklar olacak diye bir durum söz konusu değildir. Bu tarz yuvarlak taşlara da denk gelirseniz buraların kasa model olma durumu fazlasıyla mevcuttur. O yüzden kasa modellerini göz önünde bulundurmak için de bu tarz yerlere muhakkak surette bakınız arkadaşlar. Değerlendirmenizi ona göre yapınız. Yine toprak altında bulunan denk geldiğiniz değirmen taşlarında müjde ve hediyeye muhakkak surette dikkat edin arkadaşlar. Yani ilk kısımda siz belki bir müjde karşılayabilir ama asıl malzeme ayrıdır arkadaşlar. Onun için de yine araştırırken bulduğunuz verileri karşılaştırırken ilk öncesinde hediyesi ya da müjdesi olarak değerlendirebileceğiniz bir durum sizi karşılayabilir. O yüzden çalışmayı yarıda bırakmayınız. Bu tarz durumlar için bunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ağzı aşağı şekilde mezar taşına takıldı kafam. Değirmen taşını buldunuz. Değirmen taşının hemen alt kısmında ağzı aşağı şekilde küplere denk geldiniz. Veyahut da değirmen taşını buldunuz. Değirmen taşının yakınlarında dediğim gibi ağzı aşağı şekilde küplere denk geldiniz arkadaşlar. Eğer bu tarz durumlara denk gelirseniz burası şifre yeridir. Genelde Ermenilerin ve eşkıyaların kullanma durumu fazladır. Ermeni eşkıyalarının daha çok kullanıldığı bir yöntemdir diye söyleyeyim arkadaşlar. Bir şifreleme mevcuttur burada. Burada güneybatı istikametinde sizi karşılayacak bir olgu olacak. Ya bir dikili taş, ya bir tek ağaç veyahut da hani bir şeylere benzetebildiğiniz bir kayaç modelinden herhangi bir tane sizi karşılayabilir. Bu noktada yani çok uzak bir mesafe değil de böyle en fazla ne kadar söyleyelim, 6 ile 8 metre arasını söyleyeyim sizlere. 6-8 metre arasında böyle bir farklı olguyla karşılaşırsanız bu noktada malzemesini aramanızda fayda var. Yani malzemeye bakacağınız yerlerden bir tanesi de orası olacak arkadaşlar. Şimdi bulduğunuz delikli değirmen taşı eğer ki gömüyle alakası olduğunu düşünüyorsanız derinlik olarak ortalama size 2 ile 3 metre arası bir derinlik verir alt kısmında. Bu alt kısmında yapacağınız çalışmada sizlerden istirhamım genel itibariyle teknik cihaz desteği alınız. Teknik cihazınız yoksa muhakkak surette şişleme yöntemi kullanınız.
Şişleme yöntemi veyahut da karat yöntemini kullanmanızda fayda var. Delik taşlara, değirmen taşlara denk geldiğiniz zaman emeğinizden ziyade sonuçta biz net bir veriye ulaşmak istiyoruz. Doğru mu? En az emekte en net verilere ulaşmaya çalışıyoruz. Peki elimizdeki imkanlarımız nedir? Değerlendirme açısından maddiyat olarak az bir miktarın harcanıp net bir sonuca ulaşmamız gerekiyor. O yüzden de dediğim gibi en mantıklısı şişleme yöntemidir. Şişleme yöntemiyle de bu tarz olgularla olgulara ulaşabilmeniz durumunuz mevcuttur. Hani o şişin başa düşme durumunu. Yine burada tecrübe ön plandadır. Tecrübe edinmenizde fayda var arkadaşlar. Tecrübe edinirseniz biraz daha kolaydır işiniz. Ona göre söyleyelim. Şimdi bir takım hususları görseller üzerinden anlatmam gerekecek sizlere. Bir takım bu taşlara denk geldiğiniz zaman define ile alakası olmayan durumların olabileceğini belirteceğim. Görseller üzerinden bir gidelim arkadaşlar. Şimdi arazide denk geldiğiniz değirmen taşı modeli, eğer ki etrafında su, değirmen herhangi bir şey yoksa, burada etrafında taş işçiliği var mı, buna bakacaksınız. Taş kesmesidir. Yani buranın bir taş ocağı olabilme durumu var mı yok mu, bunu bir değerlendirin. Çünkü burada yapılıp başka bir noktadaki değirmene buradan bu değirmen taşı taşınabilir. Bu olgu göz önünde bulunduracaksınız. Bizler yani fikrimize, aklımıza, mantığımıza yatacak şekilde bir hareket yöntemiyle hareket eden insanlarız. Şimdi görselde gördüğünüz gibi eğer ki değirmen taşı modelindeki iki tane taşa denk gelirseniz, bu taşlardan bir tanesi sabitse, biz sabit olan taşı baz alacağız. Sabit olan taş bizim için önceliktir. Bu tarz yerlerde dediğim gibi teknik cihaz yardımı sizler için çok önemlidir. Genel itibariyle sabit taşın altında 2 ile 3 metre bir derinlikte, bir mesafede malzemesinin bulunduğu görülmüştür. Anlatılan veyahut da yazıt örneklerine baktığımızda, harita örneklerine baktığımızda, gömü yazılarına baktığımız zaman eşkıyalarda olsun, Ermenilerde, Rumlarda olsun, daha çok bunlarda denk gelecek şekilde bu verilerde elde ettiğimiz şekilde konuşabiliyoruz. Bu verilerde bu derinlikler bahsedilmektedir. Bu derinlikte bir gömünün olabileceğini söylemektedir. Bazı durumlarda alt kısmında mahzen oda çıktığı da olmuştur. Dediğim gibi bu tarz yerlerde çalışma mantığımız ilk önce emek etmeden önce keşfinizi net olarak bitirmeniz, keşif çalışması yaparken de cihaz yardımı almanızda fayda var arkadaşlar. Toprak altında çıkarttığınız değirmen taşları için dikkat etmeniz gereken bir husus şudur. Görselin bir kısmı görünüyor, bir kısmı görünmüyor. Eldeki mevcut fotoğrafı göre konuşuyorum arkadaşlar. Şimdi eğer ki bir kısmı toprağa gömülmüş şekildeyse, denk gelirseniz tamam, bizler için kıymetli, önemli durumlar dedik. Bu bir kısmı toprağa gömülmüş durumda denk geldiğiniz şeyler için, değirmen taşları için burada yapılması gereken, öncelikle yapılması gereken durumlardan bir tanesi toprak altında kalan, yani alt kısmındaki noktaya kadar bu noktanın açılması, taşın yönünü değiştirmeyin kesinlikle arkadaşlar. Bu noktayı açacaksanız, diklemesine denk gelen taşlar için konuşuyorum. Altında sabit kaya var mı yok mu, buna bir bakınız. Sabit kaya mevcutsa bizim araştırmamız sabit kaya istikametinde, sabit kayanın alt kısmına istinaden yapılmalıdır. Ancak bazı durumlarda direkt toprağın altında denk gelebileceğiniz değirmen taşları mevcut. Bu değirmen taşlarında da, değirmen taşını çıkarttığınız zaman lütfen, sizden özellikle istirhamımdır. Şimdi değirmen taşını çıkarttınız. Değirmen taşını çıkarttıktan sonra baktığınız zaman iki tane renk farkı varsa, iki parça renk farkı varsa, yani illa yarı yarı olacak diye bir durum söz konusu değildir. Bu değirmen taşının zamanında gelip birileri tarafından hani bulunduğu yerden çıkarılarak buraya atılmış olma durumu vardır. Çünkü renk farklılığı genelde güneş yanmasıyla alakalıdır. Biz sizlerden burada güneş yanması durumunun farklılık arz edip etmeyeceği hususunu bulmanızı istiyoruz. Yani bu taş gerçekten sizin yaptığınız çalışma sonucunda bilerek ve isteyerek bilinçli bir şekilde toprak altına konulmuş mu, yoksa daha sonradan bir müdahaleyle mi toprak altına girmiş mi, bu ayrımı yapmanız gerekiyor. Daha sonradan toprak altına girmiş olan taşların çözümü farklı, birebir de toprak altında bulduğunuz taşların durumu daha farklı şekilde, çözüm mantıkları farklı farklı şekilde karşınıza denk gelecek durumları mevcuttur arkadaşlar. Şimdi bir de bu şekilde arazide denk geldiğiniz mezar bu mezar taşına çok takıldım arkadaşlar. Gerçekten kusura bakmayın. Nedendir bilmiyorum. Vardır bir hayır. Değirmen taşına denk geldiğiniz zaman dikkat edeceğiniz hususlardan bir tanesi de bu delik istikamettir arkadaşlar.
Özellikle doğu istikametine bakacak şekilde, delik doğu istikametine bakacak şekilde veyahut da güney istikametine bakacak şekilde denk gelirseniz bu deliklerden bakmayı ihmal etmeyin. Yani burayı bir delikli taş modeli olarak da değerlendirmenizde fayda var. Diklemesine toprağa bir kısmı gömülmüş olarak denk geldiniz. Değirmen taşı olguları bizler için kıymetlidir. Ancak birden farklı olguyu barındırabilir. Birden farklı gömüye istinaden yapılmış olma durumları da var, mevcuttur. Bunun için de dediğimiz bu hususları gördüğünüz zaman birebir de irdelemenizde fayda var değerli dostlarım. İşte sizlere sürekli bahsettiğimiz husus, değirmen taşını bu şekilde gördünüz. Altında sabit taşını görürseniz bu olguların her ikisine rastladığınız zaman sizin baz alacağınız nokta alttaki sabit taş noktasıdır arkadaşlar. Bir de yani her ne şekilde olursa olsun yakınlarındaki dereyi, pınarı, ağacı ve değirmenini pas geçmeyin. Araştırmalarınızı bu yönde de sürdürmenizde fayda var. Yani en nihayetinde bir hakçı parası olarak söylediğimiz durum var ya, bu hakçı parası değersiz bir durum değildir arkadaşlar. Gerçekten değerli bir olgudur. Yani araştırılıp bulunması durumunda insana ihya edebilecek bir husustur. Çok fazla emek harcanacak bir durum değil. Yani keşif ve gözlem mantığıyla rahatlıkla bulunabilecek bir durumdur. Bu tarz noktalarda işte değirmen içerisinde olsun veyahut da değirmen taşında olsun en çok işimize yarayacak şey dedektörler arkadaşlar. Dedektörler bizlere yardımcı olabilir. Genel itibariyle bir takım bazı sormuş olduğunuz dedektör markaları oluyor. Bu dedektör markalarını seçmekte fayda var arkadaşlar. Hani kafanıza göre bir dedektörle değil de az çok bölgenin yapısını bilirseniz, o bölgenin yapısında işe yarayabilecek bir dedektörle giderseniz sizler için daha sağlıklı sonuç, daha sağlıklı veri alabilirsiniz. Bu hususları söyleyelim. Bir de değirmen taşı görselde gördüğünüz gibi sulu bir alanda, yani buradaki gibi değil de daha çok şu alanda bir dere geçtiğini farz edin arkadaşlar. Bu tarz durumlarda suya batmış şekilde karşınıza denk gelecek değirmen taşlarında arka kısmını arayınız arkadaşlar. Hemen arka kısmında sabit bir kaya mevcut değilse birebir de gömüyle alakalı bir durum olduğunu değerlendirmeyeceksiniz. Genel itibariyle kullanılmış, atılmış, yani bunun bir harfiyat kalıntısı olarak veyahut da bir çöp olarak düşünmenizde fayda var. İlk öncelik olarak. Ancak arkasında sabit bir kayalık mevcutsa, sabit bir taşa yaslanır bir şekildeyse taşın kendisini öncelikle incelemeniz gerekiyor. Ve bu deliğin taşla temas ettiği nokta sizin için birinci öncelik olsun. O noktaya bakmanızda fayda var. O noktanın bir kapama noktası olup olmadığını, bir malzeme saklamak için oyma olup olmadığını da aynı şekilde araştırma yaparken bu hususta dikkat etmenizde fayda var değerli dostlarım. Geçelim diğer görselimize. Yine diğer görselimizde az önce anlattığımız durumları içerisinde barındırdığı için çok şekilde bir durumları anlatmıyorum. İşte asıl sizlere anlatmak istediğim husus buydu arkadaşlar. Araziye denk geldiniz, arazide araştırma yaparken hiç alakası olmayan bir noktada denk geldiniz, değirmen taşının etrafında araştırma yaptınız. Değirmen taşını ile ilgili yaptığınız araştırmada burada taş işçiliği yok. Yani taş kesme ocağı değil veyahut da farklı farklı figürlerin bir arada bulunduğu bir durum söz konusu değilse buranın gömüyle alakası olabileceğini muhakkak surette aklımıza getireceğiz. Ve ona göre bu başta anlattığımız tüm hususları burada uygulayacaksınız. Aramanız gereken noktalar veyahut da bulmanız gereken olgularla ilgili durumların tamamını burada değerlendirmeniz gerekiyor. Bir diğer husus, bakın değirmen taşı ve değirmen, özellikle değirmenin kendisi birçok haritaya konu olmuştur. Birçok eşkıyaya konu olmuştur. Birçok eşkıyanın anlatımında saklama yeri olarak birebir de değirmenin kendisi işaret olarak kullanılmıştır. Ve bir de şu hususu unutmayın arkadaşlar. Değirmeni bulsanız dahi, değirmen için konuşuyorum. Değirmeni buldunuz, iç kısmında herhangi bir şeye denk gelmezsiniz. Dış kısmında, dış çevresinde muhakkak surette bir araştırma yapmanızda fayda var. Burada daha sonra, yani değirmen kullanıldı, atıl duruma geçti. Bu duruma geçtikten sonra değirmen çevresine birileri gelip malzeme gömmüş olabilir. Bir de sonuçta bir değirmen var. En güzel işaret sistemi doğal olan işaret sistemidir. Doğal işaret sistemini adam kendisine bir işaret olarak belirlemiş, yardımcı işaretini koymuş, işte yön veren işareti değirmendir veyahut da değirmeni yardımcı işaret olarak baz almış, son nokta işareti mevcuttur. Bu şekilde bir işaret sistemi kurarak kendi açısından değerlendirebileceği şekilde, kendi açısından çözebileceği şekildedir.
Bu durum daha sonra işte dediğimiz gibi değirmen atıl olduktan sonra birileri tarafından gelip burada gömü saklama yeri olarak kullanılma durumu fazlasıyla mevcut. Özellikle Volçan belgelerini incelediğimiz zaman bu değirmenle ilgili hususların ayrıca birçok noktada karşımıza denk geldiğini görüyoruz. Yani Volçan bunu kendi kendine üretmedi arkadaşlar. Sonuçta birilerinden esinlendi. Yani sadece eşkıyalar olarak düşünmeyin. Yani gömüyle alakalı veyahut da saklaması gereken malzemesi vardır. Bir yerlerden vurup kırmıştır. Bir şekilde elde etmiştir malzemeyi. Bu malzemeyi saklamak için de tekrardan alabilmesi için kolay, kendisi için kolay olabilecek ve aradığı zaman bulabileceği bir yapıyı baz alması gerçekten uygundur. O yüzden çevresinde de araştırma yaparak burada farklı bir işaretin olup olmadığını tespit etmenizde fayda var. Farklı bir işaret sizi bir yerlere götürüyor mu? Bu işaret gömüyle alakalı bir durumu var mı yok mu? Buna bir bakmanızda fayda var. Şimdi son olarak da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Özellikle yakınlarda mezarlar mevcutsa, kaya mezarları mevcutsa arkadaşlar buralarda bulacağınız değirmen taşı modellerinin gömüyle alakalı bir durumu yoktur arkadaşlar. Bir de mezar nişlerinden herhangi birisi mevcut ve yakınında değirmen taşı modelinde bir taşınız varsa buradaki sistemin yine gömüyle alakalı durumlarla değil de tamamen şu görselde belirtildiği gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar mezarın kapama taşıdır. Bu kapak şeklinde tasarım içerir. Yani ölüyü belki öldükten sonra yakın zamanda içerisinin açılıp tekrardan girilip tekrardan açılıp tekrardan kapatılma durumları da söz konusudur. Çünkü hani aile bireylerden bir tanesi öldü, zaman geçti, ikincisi öldü, ikincisi de buraya konulabilme durumu olduğundan dolayı bu tarz kapılar rahatlıkla açılıp kapanabilmesi modeli anlamında yapılabiliyordu. Bu yapı taşı olarak, mezar kapısı yapı taşı olarak da kullanılma durumları vardır. Dediğim gibi bu alanlarda denk geldiğiniz zaman bunları birebir de gömüyle, defineyle alakasının olmadığını ve bu kapak taşlarından herhangi birinin olma durumunu göz önünde bulunduracaksınız ve çalışmalarınızı ona göre yapacaksınız. Diyelim sözlerimi burada sonlandırayım. Malum arkadaşlar şu an saat 5. 5 olduğu için yani gece de yine bir takım işlerimiz vardı. Ancak müsait olup sizlere bu videoyu çekebildik. O yüzden de hani biraz da yorgunluğun ve uykusuzluğun verdiği şeyle tutuk konuşmuş olabiliriz. Sürçülisan ettiysek ne olur affola. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, size anlattığım tüm hususlar, bu anlattığım tüm hususlar arazide yaptığınız keşif çalışmalarında, araştırmalarında sizlere bir fikir verebilmek için bir yardımcı olabilme anlamında söylediğimiz durumlardır. Bu durumları değerlendirirken izinli kazı aldığınız zaman buralar sizin emeğinizi kurtarır mı kurtarmaz mı hususlarıdır. Kesinlikle kaçak kazılardan, yasa dışı kazılardan uzak durun arkadaşlar. Bu olguların içerisine girmeyin. Eğer ki kesit alanı bölgesindeyseniz defineyle gömüyle alakalı hiçbir keşif ve gözlem çalışması yapamazsınız. Yasayla yasaklanmıştır. Bu hususlara lütfen dikkat ediniz diyelim ve hepiniz Allah'a emanet olunuz. Rızkınız bol olsun, kazancınız, nasibiniz bol olsun diyelim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın değerli dostlarım. Daha sonra görüşmek üzere saygılarımla.